Bu videoda bir motosiklet hikayesi veya incelemesi olmayacak. Uzun zamandan beri yapmak istediğim özel bir şey yapıyorum. Biliyorsunuz pandemi sırasında bilgisayarda oynayabileceğimiz motosiklet oyunları ile ilgili bir video yapmıştım. Sizden de çok istek geldi. Bugün çok acayip ve farklı bir makinede motosiklet oyunları oynayacağız. Şimdi öyle herhangi bir makine değil, motosiklet tasarımını andıran bir tasarımla MSI Aegis Ti5. Ofiste hem oyun oynamak hem de videolarımızı montajlamak için yeni bir bilgisayara ihtiyacımız vardı. Eski makine artık bizi tatmin etmiyordu. O yüzden biz de yeni bir makine arayışı içerisine girdik. Yol var gidersen Karadeniz sırasında bir sürü işimiz için, yani oyundu, dosya kopyalamaydı, yok Reels yapmaktı, Instagram'a bir şey atmaktı, foto editlemekti, bize MSI Stealth yol arkadaşlığı yapmıştı. Bütün o zor yollarda da kahrımızı çekmişti. O laptoptan da çok memnun kalınca biz de MSI'la devam edelim dedik. Çünkü MSI sağ olsun bize her zaman sonsuz destek veriyor. Sadece bize de değil, MSI özellikle motosiklet camiasına da acayip destek oluyor. Mesela geçen sene Yamaha MotoGP takımına sponsor olarak da MSI'yi görmüştük. Yine tabii ki şampiyonumuz Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu ve Deniz Öncü gibi sporcularımıza da destek veriyor. Şimdi çok acayip. Adettendir incelemeye ilk önce tasarımından başlayalım. MSI Aegis Ti5'in de gördüğünüz gibi çok acayip bir tasarımı var. Bu Tron filmi var ya, Tron filmindeki motosikletler gibi böyle fütüristik bir havası var. Üstündeki ekranda olan çok güzel bir dial tuşu var. Hatta Nekipedia'nın introsunda PC attık, şov yapıyorum. Bu düğmeye de bir sürü özellik atayarak özelleştirebiliyorsunuz. Bunun gibi özel tasarımlı birçok bilgisayar var MSI'da. Star Wars mu dersin, Dune mu dersin, Uzak Doğu'dan gelen Katana mı, Tiamat mı, Rainbow Six oyunu mu? Bir sürü acayip tasarımları var. Tasarım masarım on numara. Ama dışı kadar içi de önemli. Şimdi motoruna bakalım bu bilgisayarın. İşlemcisi Intel'in 12. nesil Alder Lake mimarisine sahip i9, 12900K 16 çekirdekli 24 iş parçacıklı bir canavar. Bu makinede tam 128 GB DDR5 bellek var arkadaşlar. Ekran kartı ise MSI RTX 3090 ve 24 GB'da belleğe sahip. Depolama tarafında ise 3 TB sabit diske 2 TB'lık M.2 SSD eşlik ediyor. Bu bir özel kasa olduğu için anakartını da özel olarak tasarlamışlar. Yani normal ATX anakartı alıp bunun içine koymamışlar. Şimdi biraz gaza geldim. Bu arada beni tanıyanlar iyi bilir. Ben oyun oynamayı çocukluğumdan beri çok severim. Özellikle Call of Duty Warzone oynuyorsanız beni şurada aşağıda şimdi nickimi bırakacağım. Oradan beni bekleyin, akşamları ezelim. Şimdi sıra geldi gazlamaya. Biraz oyun oynayalım. Motosiklet oyunlarına bir bakalım. WorkSBK 2022 gerçekten çok güzel bir oyun. Ayrıca bu makinede tabii inanılmaz bir FPS ve akıcılıkla oynuyorsunuz. Şöyle hemen hızlıca bir girelim. Ve işte karşımızda oyunda direkt Toprak Razgatlıoğlu çıktı. Toprak Razgatlıoğlu'nun bir belgeselini çekmiştik. İstiyorsanız bundan sonra onu da seyredebilirsiniz. Bir bakalım. Hafta sonuna hazırız. İspanya'dayız. Bakalım başka nereler var? Efendime söyleyeyim, Avusturya var, Hindistan var, İspanya var. Gökhan nerede yarışalım? Endonezya'da mı? Hadi bakalım. Endonezya'da. Ulan pist de çok zormuş. Bu arada motosiklet oyunları oynamak biraz zor. Aslında gamepad'imiz olsaydı daha iyiydi. Bu arada MSI'ın bir sürü aksesuarı var. Gamepad'i de var. Kulaklıklar, işte efendim oyuncu ekipmanları, klavyeler, paranın satın alabileceği en iyi makinalardan bir tanesiyle oyuna başlıyoruz. Endonezya'dayız. Evet, semi aktif. Bir bakalım neler yapabileceğiz. Başlayalım. 28 derecelik bir hava. Asfaltta 43 dereceymiş. Hava mis. Hadi bakalım. Lastikler önlü arka. Şöyle ne yapalım? Medium soft. Soft yapalım bakalım. Bunu da süper soft yapalım. Bakalım bir deneyelim. Evet, arka ve ön fren disklerini değiştirebiliyoruz. Ben şu an standartta bırakıyorum. Evet, hadi bakalım. Lastikler sıcak. Hazırız. Ver coşkuyu. Hadi bakalım. Abi gerçekten bu motor oyunları biraz zor. Simülasyon gibi olduğu için. Oho! Hocam daha ilk virajda biz indik aşağıya. Kardeşim, toz toprak düştük. Düştük ama bak ne kadar güzel yapmışlar. Adamın üstü de pislendi. Çok yapma bebeğim. Bak Ride 4 mesela daha bu arcade dediğimiz tarzda bu. Yine çok coşmayayım. Coşmayayım. Şey yaptıkça, hızlandıkça üstündeki toprak da gitti. Ama motorun üstünde toprak var. Önemli değil. Şöyle bir önümü kaldırsaydım ya.
Rossi gibi açtım ayağımı. Bu zor bir pistmiş ama ya. Şöyle bir düzlük, düzlük bulsam. Zor bir... Evet, ağzımıza çimeni yedik. Biz daha çok işin şov kısmındayız abi, bak. Şöyle bir stop yapalım. Toprağın imzası zaten o. Zafer hocamız görmesin, önümüzü kaldırdık. Ben daha çok tabii FPS oyunlarını oynuyorum. Buna bir alıştıktan sonra eminim. Hah, gel hocam, gel. Seyircilere bir şov, bir de stopi. Dur bakayım, şöyle bir önümü kaldırayım. Bak bu güzelmiş. Şu an hissediyorum, tam hızı hissediyorum yani. Hızı hissediyorum da pistten çıkarak hissediyorum. Kardeşim! Kardeşim! Bir de önümü kaldır. İşte bu. İşte bu. Kardeşim. Alırım anahtarını. Dur bakayım şu kafayı eğince nasıl oluyor? Of 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 of. Vay çok iyi oldu be. Dur ama pisti göremiyorum. Bir dakika duracağım. Hop. Sürt kafayı sürt sürt. Sürttük. Şimdi biliyorsunuz söylemiştim ben first person shooter'ların hastasıyım abi. Yani Call of Duty olsun. Bu arada da Doom'a taktım bu Doom Eternal. Çok yeni bir oyun değil ama yani bizim zamanımızın önemli oyunlarından Doom. Eski oyun deyince de Allah yardırdım. Liseliler bilmeyebilir. Şimdi MSI 1980'li yıllarda Tayvan'da kurulmuş bir firma. Tabii o zamanlar logosu şimdi gibi değildi. Ulan çok da adam geldi. Yıldızlı bir logosu vardı. Biz onu MicroStar diyebilirdik. Zaten anakartları da çok meşhurdu. Gel bakayım. Ayva. Hocam çocuklar da izleyecek bunu ya. Dediğim gibi anakartlarını çok kullanırdık. Zaten sektöre de anakart üretimiyle girdiler yanlış bilmiyorsam. Gördüğünüz gibi marka hikayesini anlatmadan da şu an duramıyorum. Ne çok adam geldi ya. 2000'li yılların ortalarında da daha gaming odaklı hale geldi marka. Hatta o dönemlerde dünyanın ilk overclock olabilen laptopunu da MSI çıkartmıştı. Sonra gaming sektöründe büyüdüler de büyüdüler hocam. Hatta dünyanın ilk ince oyuncu laptopu GS70 ve de benim bayıldığım dünyanın ilk mekanik klavyeli laptopunu da MSI yaptı. Evet şimdi de RAID 4'e geçtik. RAID 4 biraz daha nispeten kolay ve oynaması bir tık daha zevkli. Çünkü bu biraz daha simülasyon gibi değil. Böyle biraz daha arcade, bu Atari salonlarında oynadığımız gibi. Aç, aç. Hoppa! Birazcık şey çuvalı derler ya, birazcık öyle. Hocam işte bu sokakta gitmeye benzemiyor yani. Bu pist biraz daha farklı dinamikleri. Ben hiç pisti misti dinlemiyorum ya. Direkt çayır çimen. Biz zaten touringçiyiz hocam. Biz pist yarışçısı değiliz biz. Biz geziyoruz. Ha pist olsa tabii ki sınırlarımızı zorlarız yani. Ayrı. Şöyle bir seyircilerimize bir şov çekelim. Selamlar sevgiler. Şöyle bir imzamız, bir stopimizi de atalım. Vallahi çok keyifli yani motosiklet oyunları özellikle ride bayağı iyi çünkü ride'ın içinde sokak motosikletleri de var işte satın da alabiliyorsunuz işte GS bile var yani bunda. Yani şu an 200'de gidiyorsak makinede en az 200 FPS oynatıyor yani hocam. Çok sessiz bir makine olduğunu söyleyebilirim. Böyle bir makinenin bu kadar sessiz olması ki şu an mesela en yüksek görüntü ayarlarıyla oynamama rağmen makinede hiçbir fan sesi yok. Özellikle biz mesela montaj falan yaparken de makine zorlanıyor tabii ki. 4K videolar editliyoruz. O sırada da mesela bu render sırasında öyle bir fan gürültüsü falan hiç duymadım. Çok iyi yapmışlar. Demek ki iç tasarımı çok iyi makinenin. Soğutması bayağı başarılı. Şimdi oynadım. 1-2 saat oynadıktan sonra birkaç tane motosikleti açabildim. Ama neredeyse birçok markanın lisansını almışlar ve içlerinde çok çılgın modeller var abi. Bakar mısın? Şu makineye bak makineye. Yani klasik modellerden tutun. Baksana abi makineye bak. Ninja. Yani seneler boyunca mesela GS var ama GS'i ayrıca satın alabiliyorsunuz. S1000 RR var. S1000 RR RM var. S1000 RR M var. Bunun dışında Harley Davidson'lar bile var ya.
Bunlarla da yarışabiliyorsunuz. Bu bayağı güzel bir oyun. Bu Ride 4 zaten senelerin oyunu. Çok da popüler bir oyun. Özellikle bu içerisinde farklı farklı modeller olduğu için de çok keyifli. Yani sizin kendi sahip olduğunuz motosiklet bile olabilir bunların içinde. Street Triple'lar var. Efendim söyleyeyim Daytona'lar var. Bakalım Ducati var mı? Ducati de var. Mesela Master. Abi 916 var ya. Geçenlerde anlatmıştım zaten. Zaten Legendary Bike yazmışlar. Yani efsane motosiklet olarak yazmışlar. Bunları paket olarak da satın alıp indirebiliyorsunuz. Zaman zaman indirime giriyor. Bu oyunu gerçekten tavsiye ederim. Eğer motosiklet oyunu oynamayı seviyorsanız, iyi de bir makinanız varsa gerçekten çok keyifli. Hem motosikletleri tanıyorsunuz. Bu arada şöyle bir tuning ekranı var. Burada işte motorun tuninginden tutun. İşte şanzımanına kadar, frenlerine kadar farklı zincir tipleri var ki burada daha açılmamış onlarca zincir tipi var. İşte boyasıydı, bilmem nesiydi falan. Tam bir motorcuların hastası olacağı bir oyun. Bak mesela aynaları mesela kaldırdık. İstiyorsanız farklı ayna seçenekleri de vardır eminim. İşte efendim plakalık, plakalığı takacak. Bizim zaten bu makineye biniyorsanız zaten plakalığa ihtiyacın yok. Takma zaten. İşte süspansiyon ayarları. İşte stok süspansiyonlar mı, yarı süspansiyonları mı ki bunun için benden para istiyor. Kardeşim, biz düz süspansiyonla da yardırırız gibi. Adamlar her şeyi almışlar abi. Mesela AGV'nin kaskları var. İşte ne bileyim, Arai'nin kaskları var. İşte Scorpion kasklar, Nolan kaskları. Adamlar almışlar bütün hepsini oyunun içine koymuşlar. Vallahi hiçbir oyunda görmediğim kadar adamlar lisans almışlar. Direkt üst başınızı da botlarınıza kadar istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Multiplayer özelliği de var. Arkadaşlarınızla da yarışabilirsiniz. Farklı Avrupa, Amerika ve Asya'da pistler var. Mesela biz nereye girelim? Buraya bir girelim. Nordschleifen. Nürburgring'deyiz. Burada kardeşim gidemedik ama oyunla bir yardıralım bakalım. Biz Yamaha'yla yardırırken yanımızda Triumph'lar var, Kawasaki'ler var. Dur. Hadi bakalım. Alırım anahtarınızı. Girerim aranıza. Kardeşim burada efendiliğe yer yok. Efendilik istiyorsanız başka sporlar yapın. Şşt. Ah be. Morallerimizi bozmuyoruz. Pisti tanımıyoruz. Kardeşim gelin Intercity'de alayım anahtarınızı. Biz de ne yapalım? Yeşilliğin keyfini çıkartalım hocam. Arkadaşlar yarışsın. Biz arkalarından. Çok güzel pistmiş ha. Evet, tabii biz bir teknoloji kanalı değiliz ama elimizden geldiği kadar güzel bir inceleme yapmaya çalıştık. Hep de özenmiştim bir teknolojik ürün incelemeye. Bu da bizim için bir ilk olsun. Eğer bu tarz incelemelerin gelmesini istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtin. Bugün motorla değil, bir bilgisayarla gazladık. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, güvenli sürün, yollarda görüşelim. Hatta online oyunlarda da görüşelim. Bye!